Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda paralelkenar, eşkenar, dörtgen, deltoid konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 10. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız eşkenar dörtgende alan. Eşkenar dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısıdır. Birincisi bu. İkincisi de taban çarpı tabana ait yüksekliktir arkadaşlar. Daha öncekinde videolarda da söylemiştim. Eşkenar dörtgende çizilen yükseklikler birbirine eşittir arkadaşlar. Çünkü A çarpı H alan A çarpı H alan olacağından bu da H olmak zorunda arkadaşlar. Söylediğim iki şey de burada verilmiş. Hadi bakalım sorulara başlayalım şimdi. Birinci soruyla başlıyoruz. Eşkenar dörtgen 10 verilmiş. 10 hocam burası 4. Burası da 10 mu? Evet. 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden 8 çıktı. Tabana ait yükseklik 8 oldu. O zaman alan neye eşit olacaktır? 10 çarpı 8'e eşit olacaktır. Yani 80'e eşit olacaktır. Birinci soru Balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. Kenarlar kaçar birim? 12'şer birim arkadaşlar. 12'yi yazdık. Sonra taban çarpı tabana ait yükseklik ama gerek yok. Bakın şu üçgende ne var? Bu üçgende paralel kenardaki özellikleri de kullanabiliriz. Taban ve tabana ait yükseklik var. O zaman bu üçgenin alanı nedir? 12 çarpı 4 bölü 2 eşittir. O da 24 mi yaptı? Evet. Bu alan 24 olduysa paralel kenarda bu alan tüm alanın 4'te 1 idi. Yani şunların hepsi de ne olmak zorunda arkadaşlar? 24 olmak zorunda. O zaman bu alanlarda 24'er birim kare ise eğer alan ABC'de ne yapıyor o zaman? 24 çarpı 4 yapıyor. O da 96 yapıyor. Evet ikinci soru böyle Edremit oldu. Geldik üçüncü soruya. ABC'de eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgense eşitleri şöyle bir yazalım ve gösterelim. Ve 45 derece verilmiş burada. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şu 45'in mantığını kullanmak için dik çizmem lazım. Hop şuradan dik çizince. Aa hocam şuraya baktığınız zaman bu da eşkenar dörtgenin yüksekliği, bu da eşkenar dörtgenin yüksekliği. Yani bu da 6 mıdır? Evet. Buradaki dik üçgenden yani 45-45-90 üçgenden 6 ise burası da 6, 6-6 ise burası da 6 kök kim yaptı? Evet. Cevabımız böylelikle Denizli çıktı arkadaşlar 3. soruda. Geldik 4. soruya. Eşkenar dörtgenin alanını vermişler. Bir köşegen çizilmiş, diğer köşegeni çizmek mantıklı. Hop çizdik. Köşegenler. Evet biri 12, diğerini bilmiyoruz. En azından köşegenler çarpımı A çarpı BD yani köşegen bir köşegen 12 diğer köşegen BD bölü 2 eşittir 96 verilmişse BD köşegenini ne buluruz arkadaşlar? 16 buluruz. BD köşegen 16 ise o zaman bunlar 8 8 mi yaptı? Evet. Burası da 6 6 zaten. 6 8 10 üçgeninden burası 10 çıktı. Çevreyi de kaç bulduk arkadaşlar? 10 çarpı 4'ten 40 bulduk. Cevabımız böylelikle Akçay oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Özdeş 6 ikizkenar üçgenin birleştirilmesiyle aşağıdaki ABC'de eşkenar dörtgeni elde ediliyor. Özdeş eşkenar üçgenlermiş. İkizkenar üçgenlermiş. Şimdi bu özdeş ikizkenar üçgenlerse şu eşitleri şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Şu da ikizkenar, bu da ikizkenar, bu da ikizkenar. Ya bunların taban açıları da eşit midir? Evet, bu noktaya nokta. Bu da noktaya nokta özdeş olduğundan dolayı bu da noktaya nokta bu da nokta bu da nokta ikizkenar üçgenlerin bütün taban açıları birbirine eşit midir arkadaşlar? Evet. Ben bir nokta açısına bir alfa dersem o zaman burası da alfa burası da alfa burası da alfa burası da alfa 4 alfa ile 2 alfanın toplamı 6 alfa 180'e eşit olduğundan alfayı buradan kaç buluruz? 30 derece buluruz. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Alan ABCD isteniyor ve AE uzunluğunu vermiş. AE uzunluğunu kullanmak zorundayım arkadaşlar ben şimdi. AE uzunluğu. Bir de D ile EF birbirine eşit verilmiş. Şu parçayla onu da kullanacağız tabii ki. Şu parçayla şu parçada birbirine eşit verilmiş. Şimdi açıyı ben 30 derece buldum. Tamam onu kullanacağım. Sonra 30 derece bulduysam eğer ben buradaki açıyı. Hocam şuradaki açı 30 derece. Buradaki açı da 30 derece ise eğer. Şimdi şuraya A diyecek olursam. Şu eşit verilmiş ya. A diyecek olursam burası da A. Burası 2A, burası 2A. 2A'nın kök 3 katı. Yani 2 kök 3A'dır burası. Hocam burası da 2 kök 3A'dır. Bak dikkat et 30, 60, 90. Burada kaçtı? 90 derece yaptı. Şurası A, burası 2 kök 3A. Şuradaki uzunluğu da bana 3 kök 13 diye vermişler. O zaman 3 kök 13'ün karesi neye eşittir arkadaşlar? A'nın karesi artı 2 kök 3A'nın karesine eşittir. Buradan 9 çarpı 13 eşittir. 12A kare artı A kare 13A kareye eşit oldu. 13'ler gitti. A kare eşittir. 9'dan A'yı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 3 olarak buluruz. Peki alan ABC'de isteniyor. Hiç köşegenler çarpımının yarısı falan filan dememize gerek yok. Arkadaşlar şuraya bakacak olursanız şu bir eşkenar üçgen. Çünkü hocam açımız 30 derece çıktı. 30-30. Bak burası 60. Burası da 30-30. Gördüğünüz üzere iki tane eşkenar üçgenden oluşan bir yapı var burada.
Bir kenarında ne bulduk? A'yı 3 bulduysak o zaman 6 kök 3 oldu burası. O zaman burası 6 kök 3 ise arkadaşlar, şurası 6 kök 3 ise, 2 tane eşkenar üçgenin alanı dersek alanı buluruz. 2 tane a kare kök 3 bölü 4. 6 kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4 bana alanı verecektir. Şunlar sadeleşsin. 2 kalsın burada. 36 çarpı 3 çarpı kök 3 bölü 2. Şunlar da sadeleşsin. 18 yapsın. O da 54 kök 3 mü yapıyor arkadaşlar cevap olarak? Evet, cevabımız 54 kök 3 oldu. Çünkü niye, tekrar söylüyorum. Bir buradaki eşkenar üçgen, bir de buradaki eşkenar üçgen alanından buldum arkadaşlar alanı. İlla eşkenar dörtgen konusundayız diye eşkenar dörtgenden bulacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Evet, böylelikle 6. soruyu C'han bulduk. Geldik 7. soruya. Arkadaşlar, alan ABCD isteniliyor bizden. 2, 7, 11 verilmiş. Burası kaç birim arkadaşlar? 13. Burası da 13. Burası da 13. Ne yapacağız? Şurada bir dik yamuk var aslında. Burası da 90 derece değil mi? Dik yamukta ne yapıyorsak onu yapacağız. Yani dik üçgen oluşturmak bizim işimiz değil miydi? Şuradan bir dik dörtgen oluşturursak dik üçgen oluştu. 2 ise burası da 2 yaptı. Buraya 5 kaldı. 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13'ten 12 yaptı. Yani yüksekliğimiz 12 oldu. Tabanımız 13 iken yüksekliğimiz 12 oldu. O zaman 13 çarpı 12 bize alanı verecektir. Bu da kaç yapıyor arkadaşlar? Çarptığınız zaman 156 yapıyor. 7. soruyu Edremit bulduk. Geldik 8'e. Evet arkadaşlar, bu eşkenar dörtgen verilmiş. Burası 4 ve 7 verilmiş. Eşkenar dörtgende arkadaşlar bu alan tüm alanın 4'te 1'i değil midir? Evet, burası tüm alanın 4'te 1'idir. Hocam, eşkenar dörtgende köşegenler nasıl kesiyordu? Açıortaydı. Yani şu şöyle, şu şöyle. Bu açıortay, bu da açıortaysa eğer, o zaman bunun devamı ne olmak zorunda? Köşegen, bunun devamı da köşegen. Buradaki alan da 4 eşit parça ayrılıyor. Buradaki alan da S bölü 4 olacaktır. Yani şu alanla şu alan birbirine eşit olacaktır. S bölü 4. Açıortaylar bir de dik kesiyordu. O zaman biz şuradaki alanı bulursak olay bitti arkadaşlar. Bulalım. S bölü 4 alanı niye eşit direkt arkadaşlar? S bölü 4 alanı direkt 7 çarpı 4 bölü 2 eşit. 4 kere 28 bölü 2'den neye eşit oldu arkadaşlar? 14'e eşit oldu. Boyalı bölgenin alanı da zaten S bölü 4. Zaten bizden direkt S bölü 4 isteniyor. Yani cevabımız böylelikle Akçay yaptı arkadaşlar 8. soruda. Geldik 9'a. Paralel kenardaki gibi. Bak, kenar ortaylık var. Aa hocam, bu da kenar köşegenler birbirini ortalıyor. Kenar ortay, kenar ortay. Ne geldi aklımıza? Ya da hiç kenar ortay, kenar ortay. Geldi geldi. Bir şeyler geldi aklımıza arkadaşlar. Çizmeden önce ama şunu kullanayım. Arkadaşım, köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. O zaman burası 90 derece. Sonra köşegenler dik kestiği için şunlar da birbirine paralel mi oldu? Evet. O zaman bunlar eşit. Bunlar paralelse 3 ise şu uzunluğu kaç buluruz? 6 buluruz. O zaman burası da 6 mı? 6. Burası 7 ise bak, ortaban şunlar birbirine eşitken burası 7 iken burası da 7. 7 14 ise burası da 14 çıktı. Bizden ne isteniyor? Boyalı bölgenin alanları isteniyor. Arkadaşım, şurada şu kenar ortaylığı kullanmalıyım. Dikkat ederseniz. Hocam, kenar ortay, kenar ortay, kenar ortay. Burası ağırlık merkezi mi oldu? Evet. Ağırlık merkezinde 1'e 2 oran olduğu için 3, 6'yı 3'e böldüm. 2. İkinin de iki katı, bak burası 4. Buradaki alanı bulurum. Buradaki alan da belli zaten. Hiç böyle direkt üçüncüyü de çizecektim. Alan dağıtımı yapacaktım ama uzunluklar belli olduğu için direkt aralı alanlar belli oldu arkadaşlar. 2 çarpı 14 bölü 2 artı şu alan nedir arkadaşlar? 6 çarpı 14 bölü 2 bu da. 6 çarpı 14 bölü 2. Yani 14 artı 3 çarpı 14. 4 kere 3 12. 3 kere 1 42. Yani cevap kaç yaptı o zaman? 56 yaptı arkadaşlar. Evet, 9. soru böylelikle Ceyhan oldu ve böylelikle 10. bölüm testinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 11. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.